Aykut İnce teşekkür ediyorum. Ee, Batu Şahin yarın Londra'dan gelecek İstanbul'a. Londra'dayken tedavisi tamamlandı. Orada e, topla birlikte çalışmalar yaptı ve Beşiktaşlı yetkililer e, Batu ile bir görüşme yaptı. Ceyhun Kazancı teknik heyetle konuştu. Sergen Hoca da konuştu. Alanya spor maçında oynayacağım dedi. Oynamasını da bekliyoruz. Yetkililerin de kulüp doktorlarının da teknik heyetinde herkesin beklentisi o. Çünkü Batu Şay, Londra'dayken. Yarın geleceğini ve maçta oynayacağını söyledi. Bu Batu Şah'ın durumu. Ee, değişiklikler olacak Alanya Spor maçında. Çok kuvvetli bir ihtimal. Vida'nın artık bu maç itibariyle Sergen Hoca sezon başından bu yana farklı savunma ortadaki isimleri denedi. Ama Vida e, sakatlık dışında hiç kesilmemişti. Vida yedek kalacak gibi duruyor. Oraya Necip Uysal hamlesini bekliyoruz. Yanına Wellington veya Monter olacaktır. Kuvvetli bir ihtimal Wellington. Orta alanda Serdar abi tam cümlesini bitiriyordu. E, bence o da benimle aynı fikirde olacaktır. Alex Teixeira, Pjanic, Josef de Souza üçlü orta sahasının e, Sergen Hoca'nın ideal bir orta sahası olmasına rağmen Trabzonspor mücadelesinde bekleneni verilmediği için, verilemediği için e, bu üçlü orta sahanın değişikliğe gideceğini orada Alex Teixeira'nın yerine Can ya da Oğuzhan'ın ee, hangisi bir adım önde derseniz belki biraz daha Can diyebilirim. Ee, can'ın Teşera yerine oynayacağını bekliyoruz. Zaten kanatlar aynı. Ee, onun dışında Beşiktaş'ta antrenmanlar başladı. En Sakala ile ilgili durum az önce konuştunuz. En Sakala bugün saat 11'de tesislere geldi. Ee, dün akşam saatlerinde milli takımdan Türkiye'ye döndü. Bugün antrenman vardı. En Sakala ile görüşüldü. Henüz kadro dışı kararı çıkmadı. Ama oyuncuyla Beşiktaşlı profesyoneller görüştü. Ben hafta içerisinde En kadro dışında kalacağını, geri kalan dönemde Adem Leic, Lens, Douglas'la birlikte takımdan ayrı çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Var mı sorun? Sorayım Hocam. ya bu şey, e, bu Umut sakat mı? Meraş. Milli takım Meraş. Hayır, Miletek hayır hocam. Hayır hocam. Çok iyiydi Trabzon maçında. O ya inanılmaz, oradan 15 tane akın yaptı belki ya. Evet. Bilmiyorum. Neyse, milli takıma da aldılar mı bu kadro? İki dir almıyorlar hocam. Ee, Caner Erkin ve ikinci Rı Rıdvan, var. Rıdvan var. Rıdvan var onun yerine. Ee, Caner Caner Erkin tercihi geliyor Stefan Kutsun orada. Son oynanan iki mücadelede de aday kadro içerisinde. Umut Meraş yoktu ama evet hoca da performansından bir hayli şekilde memnun Umut Meraş'ın. Çok, çok iyiydi ya ben ilk yarı var ya inanılmaz performans gösterdi. Bir de bu en tamam şu falan diyoruz ama stoperde o monitoradan falan 10 kat iyi ya. 10 kat 100 bin kat falan iyi ya. En stoper oynasın ya. Çabuk mu bu kuvvetli hiç olmazsa. hikayesi farklı Ama 25 maç olayı. Ya o değil. O değil. Başka bir şey var mı? Değil mi Sercan? Yani e, bir sosyal medya paylaşımını beğendiği için galiba sıkıntı var değil mi? Serdar abi Trabzonspor maçından sonra Beşiktaş kaybettikten sonra zaten bir 4-5 maçtır oynamıyor. Sporting mücadelesinden bu yana. Trabzonsporlu bazı oyuncularının, oyuncuların, oyuncuların e, galibiyet pozlarını, galibiyet paylaşımlarını beğenip e, beğenmesi, e, birkaç tane de paylaşım yapması, tebrik etmesi... Beşiktaş çok katük bir ortam içerisinde elbette Beşiktaş futbolcular Trabzonspor'u tebrik etti ama acaba oynasaydı En Sakal'a yine bu tebriği eder miydi düşüncesi var. Ben oyuncu grubunun da... Beşiktaş şu, maçından sonra mı? Beşiktaş, maçı, Beşiktaş maçı, Trabzonspor maçından sonra... Evet o ondan aha. sonraki paylaşımı beğendim. Evet Trabzonspor CEO PIS paylaşımı, Yusuf'un paylaşımını beğenmesi. Bu paylaşımları beğenmesi futbolcu arkadaşlarının hoşuna gitmedi. Bunu saklamak... Doğru olmaz. Çünkü zaten. şu açıdan evet. bakıyorum Siopis onun Alanya'daki takım arkadaşıyla evet. eski. Yusuf, Yusuf, da da. Evet. Yusuf da Fransa'dan yani arkadaşlar. Evet yani bana göre ne olur? Ya adamı baş ver oynatmazsa kız, kızar ya ben olsam. Montero oynuyor ben oynamasam deliririm ya. Hocam ama hiç bir Serdar abi Ajax Amsterdam'da mecburiyetten stoper oynamıştı en sakalı. Hocam orada elbette sizler daha iyi bilirsiniz ama şu an itibariyle Montero, Wellington, Vida, Serdar Saatçi varken... Ee, en sakala çok fazla düşünülmez ki genel olarak düşünülmüyor devre arası gönderilmesi için. ya Bence düşünseler daha iyi olur. O Montero'dan falan 10 kat iyidir diye düşünüyorum. Öbürlerini saymıyorum. Serdar zaten oynatmıyor. Niye oynatmıyor onu da anlamadım. Vida de zaten formsuz. Sevgili Sercan sen de Beşiktaş'ın transferdeki önemli isimlerinden birisin. E, Demin Emre'ye söyledik. Ne oluyor bu talişka Abu Bakar? Serdar abi eee Talişka ile ilgili ben Beşiktaşlı yöneticilere sordum, haberini yaptık. Onların ağzından isim vermeden söyleyebilirim. Beşiktaş'ın Talişka ile ilgili bir tasarrufu yok. Bunu söylediğimiz zaman Beşiktaş taraftarı bize kızacaktır ama yok yani olursa elbette yaparız. Yarın, öbürsü gün, diğer gün böyle bir gelişme olursa gerçekleştiririz. Ki o noktada 2 artı 1 yıllık aynı mevkide oynayan bir kontratlı oyuncu var. Teşera. Zaten imza parasıyla yıllık ücretiyle maliyetli bir oyuncu ki Hatırlayalım. Beşiktaşlı taraftarlar Teşeran'ın gelmesini çok istiyordu. Aynı bölgeye ikinci transfer olur mu? Zor. Abu Bakar bence burada yardımcı olman gerekiyor Serdar abi bana. Ben Sergen Hoca'nın futbolcu Abu Bakar'a kimse hiçbir şey diyemez. Çok yetenekli ve Beşiktaş futbol şampiyon yaptı. En önemli oyuncularından biriydi. Ama geçenki ayrılışı, son 8 hafta taşın altına elini koymaması ve Beşiktaş'ı en azından iyimser bir cümle, hafif bir cümle kullanacağım. Yarı yolda bırakması sebebiyle ben Sergen Hoca'nın Abu Bakar isteyeceğini düşünmüyorum. Serdar abi katılır mısın? Peki, peki, tamam. Yani unutmaz kolay kolay öyle şeyleri. Peki, Sercan teşekkürler, ağzına sağlık. Şimdi tabii burada e... <laughs> Abu Bakar ihtimal çok zayıf ya. Ya imkansız diye bir şey kapıdan, yok dedi, kapıdan bak, içeri sokmam öyle şey mi olur? Geçen bak, sene yaşananları sen bir, daha iyi biliyorsun. Şunları bir belirtelim. Şu an Beşiktaş Kulübü'nün resmi teması yok. Beşiktaş Kulübü'ne de resmi bir teklif gelmedi. Gelmedi. Abi bizi al. Ne iş olsa yaparız durumu Talişka, yok ortada. Talişka, Talişka, enteresan. Talişka'da da öyle. Şimdi Talişka'da Sercan'ın söylediği doğru. Geldi. Herhalde. Canım. Nerede oynatacaksın? Ya da kimi keseceksin? Böyle bir durumla karşı karşıya kalın. Ha oyuncu gelmek mi istiyor? belli başlı kriterleri vardır. Talişka ben gelmek istiyorum desin. Ben Sergen Hoca'nın hayır diyeceğini zannetmiyorum. Bulur yer. Ama belli başlı maddi kriterleri var kulübünde. Onu da göz önünde bulunuyorlar. İyi para alıyor orada. Sadece o kulüpte yaşadığı problemlerden dolayı bunlar konuşuluyor. Bir diğer nokta Abu Bakar ee, gelir mi? Hoca onaylar mı? Birincisi Abu Bakar'la ilgili de bak bir girişim yok. Ama Sergen Hoca'nın önüne Abu Bakar ismi gelirse kararının Sergen dediği gibi yok benim geçen sene sıkıntı yaşadım istemiyorum deme ihtimali var. Ama az da bir ihtimal olsa eğer devre arasına kadar üretkensizlik yaşarsa bat Şuaylar, Güvenler, Kenanlar iş değişebilir. Burada Beşiktaş... Camia kabul eder mi bunu ya? Ben tahmin etmiyorum burada ya. Beşiktaş, geçen sene beni bıraktı gitti burada, ya. Burada